yapıyoruz ve biliyorsunuz şeyini bunu tabii dünya tarihiyle birlikte alacağız. Dünya tarihi Tüzel felsefesinin son momenti, en son. Böyle. Ama bütün bunlar bilim felsefesi başlığı altında duruyor. Yani bilim felsefesi başlığı altına ne alınabilir? Bilim dizgesiyle, askerlik dizgesiyle bilim felsefesi denilen başlık karşılaştırılabilir mi? Bunlar hepsini çok yakından düşünmemiz gerekiyor ve ayrıca da bütün problemimiz bu çalışmayı optimize edebilmek ya da maksimize edebilmek. Optimize etmek ne demek? En uygun, en iyi duruma getirmek. Maksimize etmek, zorlamak, en yüksek düzeye çıkarmak. Yani ikisini de yapmaya çalışabiliriz. Yani bu kültürün şey bu, problemi bu, yerlilik. Yerlilikten kurtulmak. Ama şimdi, genel olarak tarih için, yani tarihin bugün dünyada bulunduğu durum için de aynı şeyi söyleyemez miyiz? Yani orada da aynı şey. Ne söyleyebiliriz? Yani gerçekten bir bilimsellik içinde alındığını, ele alındığını ya da tarihe bir bilim anlamında yaklaşıldığını söyleyebilir miyiz? Tarihin kendisine mi? Evet. Yani mevcut tarihin ele alınmış biçimiyle, işleniş biçimiyle böyle evet. Bir maksimasyonun ya da optimizasyonun sağlandığını düşünebilir miyiz, söyleyebilir miyiz? Şimdi, söyleyemeyiz gibi geliyor. Tamamlayamadım sorunu ama şöyle bir şey var. Yani insanlar dünyada, dünya tarihini, dünya sürecini yöneten herhangi bir odak yok. Dünya tarihi bir kontrol değil. Ve herkes özgür düşünebilen, eğitimli, yetenekli, olanakları olan herkes insanların durumu hakkında, kendi durumu hakkında düşünüyor ve yazıyorlar, kitaplar yazıyorlar, pek çok etkinlikler yapıyorlar. Önemli olan şeyi yükseltebilmek, insanlık bilincini yükseltebilmek, değil mi? Bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü insanlığın bilincinin ideal biçimi var. Ve de o zaman bu şey, bizim buradaki çalışmamızda insanın bilincinin gelişmesinin bir parçası, küçük de olsa, büyük de olsa onun bir parçası. Bunu sadece bizim için değil, genel olarak insanlık için maksimize etmemiz gerekiyor. Pek çok sorun var. İnsanlar o kadar tutarsız, düzensiz, tepkili düşünüyorlar ki, gördüğümüz zaman dehşete düşüyoruz. Yani bunu biz Noyes'in içinde de görüyoruz. Şimdi yöntemi maksimize etmek, yani bu yöntemin, bu çalışmanın bir kavramı var, realitesi. Realitemizi bu kavrama uygun düşünmeliyiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmak için ne gerekiyor? Herkesin motivasyonu olması gerekiyor. Birinci faktör ama neyin motivasyonu? Bilgi arama motivasyonu. Bilgiyi herkes aramıyor. Birçok insan bilgiyi zaten düşünüyor ve dışarıdan karşılaştığı her yeni şeyi kendi kafa yapısına uydurmaya çalışıyor. Hegel'i okuyor ama şey, anlamak için ya da öğrenmek için değil, onu kendine uyarlamak için. Çünkü bu şey, ölümcül bir durum ve bunun farkına varmıyor bu insanlar. Yani, şimdi... Zor sorular var. Şimdi izleyeceğimiz kitap bu kitap. Buradan şeyi alacağız. Nesnelliğin temel kavramlarını alacağız. Bu kavramlar Tüzek hak kavramları, ahlak kavramları ve etik kavramları Nesnelliğin kavramını ya da bölümünü geçen hafta yerleştirdik değil mi? Nesnelliğin bilgi dizgesinde ve realitenin bütününde nerede durduğunu biliyor muyuz? Biliyor muyuz? Nesnelliğin. Şimdi buradan ona bir daha bakalım. Şey buydu, yapı buydu, genel yapı. Değil mi? Nesnelliğin konusunda bir şey eklemek isteyen varsa ekleyebilir. Nesnelliğin koordinatları, pozisyon konusunda, karakteristik konusunda ya da
nasıl ele alınması, nasıl yapılsın, nasıl... Acaba terim uygun mu? Nesnel tin alanı, stent alanı. Ve tin felsefesinin bir bölümü bu. Tin felsefesinin bir türü değil, değil mi? Tin felsefesinin bir bölümü ve hangi bölümün belirlilik bölümü. Belirlik bölümü, sonluluk bölümü, öyle diyebiliriz. Niye sonluluk olduğunu da anlattık ve sonluluk olmasının ne demek olduğunu, önemini, anlamını, dinlemini, onları da konuştuk. Yani desnatiğin falan insan varoluşunun tüm potansiyelinin açılacağı yer değil, insanlığın kendini gerçekleştireceği yer değil. Tarih, tarih insanın şeyi değil, kendini var etme alanı değil ya da gerçek varoluş alanı değil. Tarih bir süreç. Aslında tamamlanması, ortadan kaldırılması, geride bırakılması gereken bir yol. İnsanın gerçek varoluşu, saptık din alanının belirlenimlerinde düşünülecek Hegel'e göre, biraz daha ayrıntıya girersek, şurada görüyoruz, din felsefesi. Şimdi burada öğreneceğimiz şey, niye bunları biz felsefeden öğreniyoruz? Fizikçilerden öğrenemez miyiz, matematikçilerden? Bak, bak, ahlak ve etik alanlarını kimden öğreneceğiz? Hukukçulardan. Onlar da felsefe yaptığı kadar onlar da öğreneceğiz. Bunun zevkçiler çok güzel bir yer. Hak kavramları kimden öğreneceğiz? Hukukçulardan. Tamam. Peki, güzel. Hukukçular. Ama burada şu var. Uzay kavramını, zaman kavramını, özne kavramını kimden öğreneceğiz dediğimiz zaman ya ne olacak ama? Fizikçiler. Bilim adamları. Bilim adamları. Kimya kavramlarını kimyacılardan öğreneceğiz. Matematik kavramlarını matematikçilerden öğreneceğiz. Ve de biz burada bütün geçen yıl boyunca, değil mi? Ve de bu yılın ilk aylarında şunu öğrendik. Ne matematikçiler, ne fizikçiler, ne kimyacılar kendi alanlarının temel kavramları konusunda herhangi bir bilgi taşıyorlar. Sıfır. Bir matematikçi kesinlikle ve kesinlikle sayı kavramının ne olduğunu bilmiyor. Eğer şu anda sayı kavramının ne olduğunu bildiğimizi varsayalım. Şu an 2016 yılında şu anda yeryüzünde sayı kavramının ne olduğunu bilen tek bir matematikçi yok. Bir tane matematikçi yok. Kalkülüs üzerine, geometriler üzerine falan sayısız uzman. Ama şey yok. Sayı kavramı nedir, bir kavramı nedir, bunu bilen bir tane matematikçi yok. Çünkü matematikçinin işi sayı kavramını bilmek değil, onu kullanmak. Fizikçinin işi uzay ya da zaman kavramını bilmek değil, kullanmak. Fizikçilere baktığımız zaman uzay kavramı nedir diye sorduğumuz zaman her fizikçiden kendine göre bir şey alıyoruz, bir yanıt alıyoruz. Newton diyor ki uzay saltıktır, Einstein diyor ki görelidir falan. Ve başkaları başka şeyler anlıyorlar. Gördüğü bilimlerin problemi şey değil, kavramları incelemek değil, kavramları kullanmak nasıl olsa onu düşünüyorlar ve kullanıyorlar. Matematikçiler bir kavramını düşünmeye gereksinim duymuyorlar çünkü bir çocuk gibi biliyorlar bir kavramı, sayı kavramı, toplamayı, çıkarmayı. Toplamayı, çıkarmayı bildiği zaman bir kafa matematikte her şeyi yapabilir. Başka hiçbir şeye gereksinim yok. Bütün matematiğin öncülü bu. Sayısal toplama işlemi, çıkarma işlemi. Çıkarma, aslında toplama demek bile yeter çünkü çıkarma işlemi toplamanın tersi. Çarpma işlemi toplamanın kendini yinelemesi. Bölme işlemi çarpma işleminin tersi. Üs alma işlemi çarpmanın aynı terimlerde kendini yinelemesi. Bütün bunları yaptıktan sonra gerisi hep şey. Detay. Yani integral, türev falan bunlar temel işlemi. İntegral nedir? Belli bir evrenin altındaki alanların toplaması, toplama. O şey işareti toplamadan başka bir şey anlatmıyor. Topluma ne olduğunu biliyorsun. Şimdi bize düzey kavramlarını, hak kavramlarını ya da ahlak kavramını kim anlatacak? Hukukçu anlatacak mı? Hukukçu yasanın ne olduğunu biliyor mu? Bilmesi gerekiyor.
Nedir yasa? Yasanın uygulaması nedir? Yasa ne olur biliyor musun? Şimdi burada biz yasayı inceledik. Yasa kavramı, hak kavramı ve anayasa kavramını ve genel olarak bütün... Görgür yasaları biliyordur tabii ki. Kim? Görgür yasaları biliyordur. Pozitif yasaları. Evet, pozitif yasaları biliyordur. Şimdi... Ama yasayı bilmiyor. Evet. Yasal olarak yasayı... Bir tasarım var kafasında hani bilmiyor deyince... Ve bilmiyor. Dolayısıyla bilmiyor. Yani tasarım var. Belirlilikler var işte. Evet, şimdi... İlerleyelim, şu Hegel'in kitabı... Bunun geliş yazısı var değil mi başında? Geliş miydi? Ön söz var. İşte, düzeltmezse. Bir ön sözü var. Ön söz. Şey, buna bir daha bakmam gerekecek. Bir saniye. Şimdi Hegel çözüm felsefesinde ön sözle başlıyor. Ön söze bakmamız yarar var. Şimdi ön sözde bir ekle bir ek var. Burada yasa ne olduğunu söylüyor. Yasanın görebiliyor musunuz arkadan? Yasa vardır diyor. Yasa konusu bilim felsefesinin temel konularından biriydi. Niye? Çünkü diyorlardı ki bilim felsefecileri ya da görgü bilimciler, Newton aralarında olmak üzere, yasalar teorem yoluyla elde edilir. Teorem yoluyla yasa elde edilmez. Çünkü teorem evrensellik vermez. Verir mi? Tüm evrenin olasılıkta takıldığını biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman yasanın evrenselliği kapsadığını düşünürsek, tüm evrenin yoluyla yasa, deneyim yoluyla yasalar elde edilir demekten daha saçma bir şey olabilir mi? Olamaz. Bir daha toparlayalım mı? Karşıda da doğru değil ama değil mi? Nasıl? Tümden gelinle de elde edilemez. Tümden yasa... İkisi aynı şey aslında. Yasa... Niye nasıl elde ediyoruz? O büyük bir soru. Tümden gelim, hangi tümden yasayı çıkaracağız? Tümden gelimle ne anlıyoruz? Tümden gelimle anladığımız şey şu. Bir tane evrensel var elimizde. Diyor ki, bütün cisimler birbirini çeker. Bu tüm. O da yasayı hipotez yapmak gibi bir şey. Hangi şey? Yasayı hipotez yapmak. Tüme varma tümden gelen bir şey değil mi? Bir simetri var aralarında. Mantıksal olarak aynı şey gibi görünüyor. Tümevarım, kendine tümevarım. Bunun için şey, mantığa gitmemiz gerekecek. Yani tümevarım nasıl yapılıyor? Bir örnek görüyorsun, bir örnek daha görüyorsun. Yani bir tane kuğu görüyorsun, beyaz. Bir tane daha kuğu görüyorsun, beyaz. Bir tane daha kuğu görüyorsun, beyaz. Ve sonunda diyorsun, kuğular beyazdır. Kuğular beyazdır. Bu tümevarım ne yani şey? Burada ne var? Yani nasıl bir mantık var? Tikerden tümele gidiyor. Yok, ben tümele gidiyor. Ama nasıl tikerden tümele gidiyoruz? Aslında yok. Tikerden tümele nasıl gidiyoruz? Tekilden tümele ya da tikerden tümele nasıl gidiyoruz? Gidemiyoruz. Akıl yürütmeyle gidiyoruz. Yani şimdi ben bir tane şey gördüm. Kuş gördüm. O kuş maviydi. Bir tane. Bundan hemen tüm kuşlar mavidir. Yasasını çıkarabilir miyim ya da genellemesini yapalım mı? Bazı kuşlar mı? Hayır, onu da söyleyemez. Yani ben 10 tane kuğu görürsem, 10 tanesi de beyazsa, İstisnalar hariç değil. Bazı kuğular beyaz diyebilirim. Yani tüm kuğular beyazdır demem için. Tüm kuğuları ve biz tür ayrımlarını da dikkate almalıyız.
aslında şey kuğuyu, kuğuyu kuğu yapan onun beyazlığı değil. Birçok özellik. Ağırdı sadece bir belirlenme. Çıkmaz. Yani bu yolla yasa olmaz. Bundan o görünüyor. Çünkü yani bin tane kuğu gördünüz ya da 1 milyon tane kuğu gördünüz ama yine de bu şey, bazı kuğular beyazdır diyebilirsiniz en fazla. Ama tüm kuğular beyaz. Yine de tüm kuğular beyazdır gibi bir şey deniyorsa, deniyor. Newton deneyler yapıyor cisimlerle. Alıyor pamuğu, metali, demiri, tahtayı, mantarı, bunları bırakıyorum diyor. Bunlar hepsi bir şey. Öyle sıkıyor. Tüm yeni cisimler düşer. Ya da tüm cisimler ağır. Bilim, gördüğü bilim böyle doğuyorsa bu biraz utop. Yani bunu kabul etmek şey değil. İyi değil. Şimdi bir gerekçilik var, bir de olasılık var. Şimdi atom mantığına yönelik için olasılıkçılık geçerli şu anda. Determinizm terk edilmiş vaziyette. Yaklaşım bu. Evet. Genelde. Yani varsayımları... Bu sadece yine bir fraksiyon. Yani şeyler arasında, fizikçiler arasında bir bölünüyor bunlar. Bu şey, Copenhagen Quantum grubu. Bunlar Niels Bohr'u izliyorlar. Niels Bohr, şimdi insan, herhangi bir insan kafası, her insan kafası indeterminizmi düşünebilir. İndeterminizm yanlış bir terim. Determinizm ve indeterminizm doğru değildir. Niye? Çünkü belirlenimcilik ve belirlenimsizcilik deniyor ki bu asıl orada anlatmak istenen şey değil, kavram değil. Determinizm ve indeterminizm asıl problemi nedensellik kavramı. Yani neden sonuç ilişkisi? Neden sonuç ilişkisi ve kuantum alanında ya da atom altı parçacıklar alanında, küçük parçacıklar, çok minik parçacıklar alanında nedensellik kavramı işlemez. Böyle bir şey, böyle bir indeterminizm denen şey bu. Bunu nasıl savunabiliriz? Yani hepimizin kendi mantığı var, değil mi? Ben nasıl inanıyorum böyle bir şeye? Şimdi ben normal bir insanım, okuyorum, kültürlü bir insanım. Saplantım yok, aşırılıklarım yok, uçuk yanlarım, çarpık yanlarım yok. Normal bir insanım. Okuyorum, fizikçiler ya da en azından şey, Kodener fizikçileri diyor ki, şey, belli çok küçük parçacıklar düzeyinde, çok küçük özellik düzeyinde nedensellik ilkesi geçersizleşir. Niye ben bunu kabul edeyim? Yani nedir bunun şeyi? Atlaması, zemini, tanıtlaması, yani yok böyle bir şey. Şey, indeterminizm şeyden kaynaklanıyor. Gözlem sayısının sınırlı olmasından ya da yani bilginin deneyimden türetmesizliğinden görgücü yaklaşımlar kaynaklanıyor. İndeterminizm. Bilenin var mı? Niels Bohr'u dinlemek için ne sorun var? Niye dinleyeyim? Heisenberg'i zorlamış. Heisenberg daha rasyonalist birisi. Heisenberg pozitivistlere karşı son derece acımasız sözler söylüyor. Viyana çevresine karşı, Viyana pozitivistlerine karşı. Niye ben Niels Bohr'u dinleyeyim? Yani indeterminizm düşüncesi kaos kuramıyla bir. Kaos kuramı nedir? Düzensizlik. Yani kozmos yoktu, kaos vardı diye kuran. Kaos kuramındaki kuran bile bir uyumsuzluk yani. Kaos dediğiniz kanda yanına kuran mı dahi? Diyorlar. Diyemiyoruz. Kaos teori diyorlar. Teori. Teori kaos kabul edemez mi? Etmez. Kaos teori yasa, bir... Yasa değil. Yani kaos teori yasası yok. Teori düşünce bir tasarım aslında. Kaos da o dahi yok. Kaosun kendisini düşündüğümüzde kaosu ne düşünüyoruz? Kaos tasarımında kafamızda ne canlanıyor? Hiçbir şey. Canlanamaz. Hiçbir de nedensellik yok. Çünkü bir elinden tutabilsek zaten kaos değil. Yani metaforik bir adı. Yani belirli olsa. Bir yeri. Çıkmak bir yeri. Belirliliği varsa... Ve kaos bu irrasyonel diyebilir miyim? Şüphesiz. İrrasyonel yoktur. Var olan ussal olandır. Burada Hegel bu ön sözde söylüyor şeyi. Ussal olan elimseldir ve elimsel olan ussaldır. Yani onlara onu da belki
diye bağlayabiliriz. Kaos, irrasyonalist bir kurgu ve peki o zaman biz bu yetkiyi taşıyor muyuz kendimizde? Yani Niels Bohr'un ne determinizmini falan ya da başkalarının görgüsünlerini, kaos kuramlarını, nedensellik kavramını kesen kim, yok eden kim? Bunlar Newton'la, modern dönemde Newton'la ilk kez görünüyor. Newton, daha sonra David Hume Newton'dan çok fazla esinleniyor ve o Newton'un deneysel kuramını, deneysel felsefe diyor ve experimental philosophy diyor. Onu ben bir moral konulara uygulayacağım derece. Yani Newton onu doğa konularına ya da böceksel konulara uyguladı. Newton'un şimdi o kitap var, bence bilmiyorum, bir de çıkacak yakında. Orada şeyler var, yani yasalar değişir, doğa yasalarından söylüyor, yasalar değişir. Yasalar kesin olmaz, yasalar her zaman şeye açıktır. Çiğnenmeye, doğa yasalarını, doğa yasalarının çiğnenmesi ne demek olduğunu düşünebiliriz değil mi? Doğa yasalarının çiğnenmesi, kaos onunla ilgili. Mucize. He? Mucize. Mucize demek. Tansık. Şimdi insanlar tansıkları düşünebiliyorlar değil mi? İnsanın suyun üzerinde yürümesi, ayın ikiye bölünmesi, Kur'an'da var. Bunları simgeler olarak almak bir şey. Ama bunları realite olarak almak için insan usulünün yeteneği nedir? Bu şeyler, tansıklar özellikle de dinsel öğretilerin ya da o kişilerin peygamberliğinin kanıtı olarak, belgesi olarak görülüyor. İnsanın bu karakterini anlamadan bu konuları almak, girmek çok verimli değil. Yalnız kaos için belki şunu söylemek lazım. Kaos öngörülemeyen süreç anlamında çoğu zaman kullanılıyor. Yani orada yine bedensellik etkili. Fakat parametreler o kadar fazla ki, örneğin evrenin iki ucundaki atomun birbirine uyguladıkları çekimin bile olaylar üzerinde etkisi var. Evet. Çekimin etkisi. Hava durumu öyle bir sistem. Kaotik bir sistem deniyor. Evet. Ama burada başka bir şey. Bizim kullandığımız kavramda değil. Değil. Biliyoruz, onlara başlıyoruz. Yani orada onlar dil hataları yapıyorlar, dil yanlışları ve pozitivistlerin ya da analitik felsefecilerin onları düzeltmesi gerekir. Yani kaotik olmayan şey kaotik demek, bütünle deterministik olan bir hava durumunu kaotik olarak, bunlar basının, gazetecilerin falan yapabileceği şeyler, televizyoncuların, onlar fizikçi değil, felsefeci değil. Onlar, yani şimdi biz nedenselliğin kesilmesini, determinizmin bozulmasını, mucizelerin, tansıkların kabul edilmesi falan, bunları düşünmenin şeyi nedir, koşulu nedir? Bu konuda bir yanıt verebilecek miyiz? Belki faydası da olur diye. Orada da yazıyor, görebilir arkadaşlar. Doğa yasaları saltıktır ve oldukları gibi geçerlidir. Çiğnenmeye açık değildirler. Gerçi tek tek durumlarda onlara uyulmayabilse de. O ne demek? Ben de onu soruyorum. Yani onlara uyulmayabilse de. Tek tek durumlarda onlara... Onların bozukluğu var gibi görünüyor. Burada. Burada. Ön sözde. Şu üstü yazılı, üstü çizili geçtik. Yukarıda yani acaba şöyle bir şey olur mu? Yani bazı tekil örneklerde doğa yasası... kütle çekimine aşabiliyoruz. Uyulmadığı gözlemlenebilir. Olgu da öyledir ama onun da belki bilgisi öyle değildir. Bilgiye ulaşmadığımız sürece o yasayı deliyor gibi düşünmemeliyiz mi dedirtmelimize? Yani ben olsam oraya o şeyi eklemem yani. Kimi durumlarda onlara uyulmayabilir. Leman, Fergen'in ne demek? Yani böyle uyulmama diye kullanılabilir mi? Fergen'in. Geçmek. Şu. Görebiliyor musun? Tekil durumlarda, tek tek durumlarda onlara uyulmayabiliyor falan. Bu mesela bazı elektronlar
ya da fotonlar keyfi davranabilirler gibi bir şey. Evet, normalin dışına çıkıyor. Bu şey, kötü bir anlatı. Ona göz ardı edelim. Çünkü bu ilk her şey ama Hegel'in kendi el yazması değil. Evet. Hegel bunu söyleyecek evet, kadar şey söyleyeyim bana daha şunu. Özel durumlarda demek mi istiyor acaba? Cümlenin devamı var, orada devam ediyor. Yani devam ediyor, bitiyor, evet. Nokta var. Doğrusu var ama izahatını yapıyor orada. Yani tabiatın, doğanın kanunlarını öğrenmek, öğrenebilmek için. Peki, şimdi önce orada karşılaşmak istiyor. Tamam. Ama bu sadece şey, gevşek ve iyi olmayan bir anlatım, güvenilir olmayan bir anlatım, onu söyledik. Daha iyi, daha açık olarak söylenemeyiz onu. Eğer önemli bir noktaya değinirse. Orada şey de mi? Onu... Yani yavuz çocuk olduğu zaman çocuklar var ya. Onu da işte. Olabilir. Çok benzer bir şey yaptım. Hadi hadi. Doğanın bir kusuru. Doğanın bir kusuru. Tamam. Tamam, şimdi ilerleyelim o zaman. Olasılık insanın irrasyonel düşünme yeteneği var. Söyle. Demin sizin şöyle bir sorunuz vardı. Niye kuantum fiziğine yönelildi? Yani aslında şöyle oldu herhalde. Newton mekaniğiyle izah edilemeyen bazı şeyler vardı. Örneğin. Örneğin en basit olarak fotonun hem dalgalı hem dalga hareketi yapması hem tanecik hareketi yapması. Çift yarık deney dediğiniz. Bu gibi birçok şeylerin kuantum fiziğiyle izah edilebildiği görüldü. Ama indeterminizme götürmesi gerekmiyor. Yani Stalin ve Aristoteles gökbilimi de şey değildi. Geçerli değildi. Kopernik'in şeyi daha iyiydi filan ve bunlar, onların hepsinde şey görüyoruz, usa bağlılık var, doğanın kutsallığı kabul ediliyor, kozmos kabul ediliyor ve indeterminizm diye bir şey yok. Yani şunu demek istiyoruz, özet olarak buraya takılmayalım, sonra tekrar döneceğiz çünkü indeterminizm aslında orijinalite, bir tür eksantrik bakış açısı ya da mantıksızlık ve insanlar nedense mantıksızlığa yetenekliler ve izin veriyorlar. Yani şimdi 2 + 2 = 4, bu ezberlediğimiz bir şey ama ben gözlerimle gördüm, sizler de görmüşsünüzdür. Yani 2 + 2 = 4 olmadığı tanıtlandı diye böyle bilim dergilerinde, bunlar şey değil, yani uçuk dergiler değil, bilim dergilerinde bile böyle şeyler var, başlıklar var. Yani insanların, bazı insanların kafaları gerçekten, eğer ustalığı kabul ediyorsak, o zaman demek zorundayım, bazı insanlar o yeteneklerini bozuyorlar. Yani sadece kazanamamakla kalmıyorlar ama muhtemelen kazandıkları kadarını da bozmayı başarıyorlar. Bu şey, başka alanlarda da görünüyor. Estetikte de görünüyor, etikte de görünüyor. Yani göz kırpmadan insanları yok eden canavarlar var diyorsunuz. Ya da estetikte tamamen dağılmış, çirkini güzelden hiçbir şekilde ayırt edemeyen şey var, bozulmalar var. Bunlar sadece şey, gelişme eksikliği değil, bozulma diye bir şey de var. Bu insan ruhunda da, insan düşüncesinde de olabilir. O zaman indeterminizm şey değil, rasyonel değil. Onu ileri süren bir insanın rasyonellikten vazgeçtiğini de kabul etmesi gerekir ve ona göre düşünmesi gerekir. İndeterminizmden başladığımız anda kaosta bitmemiz gerekir ve kaosta yok. Kaosun varlığını şey yapamıyoruz. Doğrulayamıyoruz. Yani kaos olamaz. Çünkü şey, dediğim gibi bir yerden yakalasak orası belirlenim olacak. Bildiğim kalsın, kendisini olumsuzlanması demek. İyi mi mantık? En azından şey, ilk başta çürütülmüyor. Kalsın yakalamak demek, onu belirlemek. Belirlendiği zaman kaos olmaya son veriyor. O evin büyük halindeki proton çorbasından da kaos değil bu azından. Değil mi? O zaman onlar zaten kaos demiyorlar. Yani kaostan yaratıldı demiyorlar. Değil mi? Yani görelik kuramından, Big Bang kuramı şey, o
Onlar şeyi de farkında değil. Orada güzel bir teleoloji çalıştırıyorlar. Teos var. İlk sahne bir şey oldu, ikinci tane de bu oldu. Evet, tamam. İşte o süreler içerisinde bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ama onlar başka türlü de olamaz. Onların nasıl olacağını ancak doğa yasaları belirleyebilir. Onların bu zamanlar yasaları evrenin işte gelişim sürecinin moment şeyleri, basamaklarına evrenlerini çıkartıyorlar ve tam bir teos. Onu da farkında değil. Şimdi doğal bilincin bu yetersizliklerini biliyoruz. Bu normal. Bunu fark etmiyor. Yani bu kültürün doğal bir özelliği. Kaos çoktur değil de bunu yani her bir kaos olsa bile bunların zamansal bir sınırı var.